6. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 22 Güneş Sistemi. Uzayda keşif yapan bir astronot olduğunuzu hayal ediniz. Uzayda nelerle karşılaşabilirsiniz? Uzayda farklı gezegenler, yıldızlar, asteroidler, göktaşları, belki de başka galaksilerde karşılaşabiliriz. Ayrıca uzayın sonsuz karanlığı ve dünyadan çok farklı koşullara sahip yerler görebilirim. Hiç yıldız kayması tabirini duydunuz mu diye sormuş. Evet, yıldız kayması genellikle gökyüzünde hızla hareket eden bir ışık çizgisi gördüğümüzde söylenir. Aslında bu atmosfere giren bir göktaşının yanarak oluşturduğu parlak bir izdir, yani meteor olayıdır. Yandaki görsel sizde neleri çağrıştırıyor? Görsel güneş sistemindeki gezegenleri hatırlatıyor. Evet, sayfa 31 öğrendiklerimizi gözden geçirin. Kitabınızın 283. sayfasındaki ek üçleri olan gezegen görselleri makas ile kesip buraya yapıştıralım arkadaşlar. Bu şekilde bir görselimiz oluşması gerekiyor. Sayfa 32'de ise bir bulmacamız var arkadaşlar. Alttaki sorulara göre bulmacamızı çözelim. 1. Gezegen. 2. Merkür. 3. Venüs. 4. Satürn. Şurada bir yanlışlık var arkadaşlar. Şöyle değiştirelim. 5. Asteroid. 6. Dünya. 7. Meteoroid. 8. Jüpiter. Sayfa 33. Bir astronot olduğunuz ve gezegenini araştırmak için uzaya gittiğinizi hayal ediniz. Hangi gezegene giderek araştırma yapmak isterdiniz? Eğer bir astronot olsaydım Güneş sistemindeki birkaç farklı gezegene gitme şansınız olurdu. Bunlardan bazıları Ay. İlk olarak Ay'a gitmek oldukça muhtemel olurdu. NASA'nın Apollo programıyla insanlar zaten Ay'a iniş yapabilirler. Sayfa 38. Aşağıya Güneş tutulmasının şeklini çizelim arkadaşlar. Buradaki görselimiz bu şekilde. Ay tutulmasına, güneş tutulmasına çizelim. Ay, güneş ile dünyanın arasında aynı hizada konumlandığında ayın gölgesi dünya üzerine düşer. Ayın gölgesinin düştüğü bölge gündüz vakti, güneşten ışık alamaz. Bu olaya güneş tutulması denir. Sayfa 39'da ise arkadaşlar ay tutulmasının şeklini sormuş. Ay tutulmasında bu şekilde şeklini çizmeye çalışalım. Ay, kendi yörüngesinde dolanırken kimi zaman dünyanın gölgesine girer. Buna ay tutulması denir. Sayfa 40. Buradaki ifadeleri alttaki kutucuğa yazalım arkadaşlar. Hangisi güneş tutulmasında, hangisi ay tutulmasında var? Güneş tutulmasında 1, 4, 5, 8, 9. Ay tutulmasında olanlar 2, 3, 6, 7, 10. Sayfa 43. Buradaki soruları cevaplayalım. Gezegenler Güneş'e yakınlıkla göre sıralanır. Dünya kaçıncı sırada? Merkür, Venüs, Dünya 3. sırada. Güneş sistemindeki gezegenler kaç tanesi? İş gezegenleri 4 tane. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. 3. Güneş sisteminde uydusu bulunmayan gezegen Merkür ve Venüs. Ay tutulması her ay gözlemlenir mi? Her ay olmaz. 5. Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemenin göz sağlığı açısından sakıncaları. Güneş'e doğrudan bakmak zararlıdır. Boşluk doldurma. Güneş'e en yakın gezegen Merkür gezegendir. Güneş sistemindeki son 4 gezegen dış gezegendir. Güneş sistemindeki gezegenlerden sadece Dünya'da hayat vardır. Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter. 5. Ay tutulması geceye gözlemlenebilir. C bölümü doğru yanlış. Asteroidlerin büyük bir kısmı asteroid kuşağında yer alır. Doğru. Mars gazsal bir gezegendir. Yanlış. Karasaldır. Meteorlar atmosferde erir. Doğru. Merkür gezegeninde tıpkı Dünya gibi atmosferi vardır. Yanlış. Sayfa 44. Birinci soru. Aşağıda Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin Güneş'e yakınlıklarına göre sıralanış vermiştir. Buralarda hangilerinin yeri değişmesi gerekiyor? Merkür'ün yeri doğru. Venüs doğru. Dünya'nın yeri doğru. Jüpiter ile Mars arkadaşlar yer değiştirmesi gerekiyor. Cevabımız B şıkkı. İki Güneş sisteminde canlının olduğu tek gezegen Dünya'dır. Diğer gezegenin hiçbirinde canlılık yoktur. Buna göre hangileri diğer gezegenlerinden farklı olarak canlı yaşamına olanak sağlamaktadır? Su bulunması canlılık belirtisidir. Isı ve ışık kaynağının Güneş olması değildir. Solunan bir gazın oluşturduğu bir atmosfer olması canlılık belirtisi olabilir. Cevabımız C şıkkı. 3. Bu görsele göre hangileri doğrudur? Dünya Güneş ile Ay'ın arasındadır. Dünya Güneş ile Ay'ın arasındadır. Doğru, bir numara olacak arkadaşlar. Zaten 2 tane şıkkımız gitti. Tutulma olayı gündüz vakti gözlemlenir. Gündüz değil, gece gözlemlenir. Tutulma olayı çıplak gözle gözlemlenebilir. Doğru cevabımız C şıkkı.
4. Güneş ve ay tutulmaları ilgili hangileri ortaktır? Gece gözlemlenebilir. Yanlış. Güneş dünya ve ay aynı düzlemdedir. Doğru. Cevabımız B şıkkı. 5. Yukarıdaki verilerden hangisi yanlıştır? Bilinen 7 tane gezegen vardır. 8'dir. Arkadaşlar 1 numara yanlış. 1'in olmadığını attık. Dış gezegenin hepsinin halkası vardır. Doğru. İç gezegenler Güneş'e dış gezegenlerden daha yakındır. Doğru. Cevabımız A şıkkı. Yukarıdaki bilgilerden tamamı hangi gezegene ait olamaz diyor arkadaşlar. Şıklara baktığımız zaman dış gezegen dünyadan çıplak gözle görülebilen halkası olan burada Venüs ve Neptün'ün hiçbir özelliği verilmemiştir. Cevabımız D şıkkı. 7. Yukarıdaki verilen bilgilere göre hangileri doğrudur? Güneş, Dünya ve Ay aynı düzende olduğu için tutulmamıştır. 1 numara doğru. Ay yeni ay arasındadır. Doğru. Ayın gölgesi dünya üzerine düşer. Doğru. Cevabımız D şıkkı. Sayfa 46, 8. soru. Jüpiter gezegeni için hangisi yanlıştır? Halkası yoktur diyor. Halkası var. 9. Asteroid kuşağı aşağıdaki verilen hangi iki gezegen arasında yer alır? Mars, Jüpiter. 10. soru. Buna göre KLMN gezegeninin hangisi olamaz arkadaşlar? Burada büyüklüklerine bakmış arkadaşlar. L en büyük. Dünya arkadaşlar en büyük değildir. Olamaz. Cevabımız C şıkkı. Mars, Dünya, Neptün. Sayfa 47. Güneş tutulmasıyla ilgili hangileri sonucu da oluşur demiş arkadaşlar. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi yanlış. Ayın kendi ekseni etrafında dönmesi yanlış. Dünyanın Güneş'in etrafında dönmesi doğru. Ayın Dünya'nın etrafında dolanması doğru. Cevabımız B şıkkı. 12. Aşağıdaki görselde Güneş, Dünya ve Ay'ın bazı konumları verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar 1, 2, 3 yani C şıkkı doğru. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.